359. konu, Ebu Bekir Sıddin Muhacir ve Ensar'ın, Üsam ordusunun gönderilmemesi şeklindeki tekliflerine karşı çıkması, sahabiler Hazreti Ebu Bekir'e biat edip ortalık sükunete kavuştuktan sonra Halife Hazreti Ebu Bekir Üsame'yi çağırtarak ona, Hazreti Peygamber'in gitmeni istediği yere git dedi, bunun üzerine Muhacir ve Ünzar'dan bazı kimseler Hazreti Ebu Bekir'e müracaat ederek, Üsam ve ordusunu gönderme, çünkü, Hazreti Peygamber'in vefatını işiten Arapların bize saldırmalarından korkuyoruz, dediler. Hepsinden daha doğru ve daha isabetli görüşlere sahip olan Hazreti Ebu Bekir ise şunları söyledi. Hazreti Peygamber'in göndermek istediği bir orduyu ben alıkoyayım öyle mi, bunu istemekle siz büyük bir emre karşı çıkmak cesaretini göstermiş oluyorsunuz. Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki Hazreti Peygamber'in göndermek istediği bir orduyu alıkoymaktansa bütün Arapların üzerimize saldırması çok daha iyidir. Sonra Üsame'ye dönerek, ey Üsam, ordunun başına geç ve Hazreti Peygamber'in sana emrettiği yerlere git, Hazreti Peygamber'in sana emrettiği şekilde Filistin topraklarında savaş, sonra Mut halkına karşı da savaş aç, bize gelince, sen bizim için meraklanma, çünkü Allah Teala senin yerini dolduracaktır, ancak senden Ömer bin Hattab'ı bana bırakmanı rica ediyorum. Çünkü onunla iştişare ediyor ve bazı konularda ondan yardım talep ediyorum. Onun çok güzel görüşleri vardır ve o her zaman için İslam'ın dostu olmuştur. Bunun üzerine Üsam Hazreti Ömer'in Medine'de kalmasına izin verdi. Bu arada Arapların çoğu da dinden dönmüştü. Tayyip kabilesi hariç Gatafan, Beni Esed ve Beni Eşca gibi, doğudaki kabilelerin hepsi irtidat etmişlerdi. Hazreti Peygamber'in sahabileri halifeye gelerek Üsam ordusunu gönderme, onu İslam'dan dönen Gatafan ve diğer Arap kabilelerinin üzerine gönder, dediler. Hazreti Ebu Bekir Üsam ordusunu göndermekte ısrar etti ve şunları söyledi: Biliyorsunuz ki Hazreti Peygamber bizlerle hakkında ayet ve kendi sünneti bulunmayan konularda iştişare ederlerdi. Bunun içindir ki ben de sizinle iştişarede bulunmak istiyorum. Ben görüşümü söyleyeceğim, sizler de görüşlerinizi bildireceksiniz. Bundan sonra da hangisi daha kuvvetliyse onu seçeriz. Allah Teala sizleri dalalet üzerine bir araya getirmez. Nefsimi kudret elinde bulundurana yemin ederim ki benim nazarımda, Hazreti Peygamber'e verdikleri bir deve yularını bana da vermedikleri takdirde onlarla cihad etmekten daha üstün bir şey yoktur. Sonunda Müslümanlar Hazreti Ebubekir'in görüşünün daha isabetli ve daha doğru olduğuna karar verip ona tabi oldular. Böylece Hazreti Ebubekir Üsam bin Zeyt ile ordusunu Hazreti Peygamber'in emri doğrultusunda yola çıkardı. Onların gidişiyle kendisi büyük bir tehlike yıl karşı karşıya kalmıştı. Üsam ordusu ise düşmanı yenerek büyük ganimetlerle sağ salim Medine'ye döndü. Ordunun dönüşünden sonra Hazreti Ebu Bekir, Ensar ve Muhacirleri de yanına alıp ordunun başında dinden dönenlerin üzerine yürüdü, onların gelişini haber alan mürtedler çoluk çocuklarını da alarak kaçtılar, bunun üzerine Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir'e müracaat edip, bizim başımıza birisini tayin et de sen Medine'ye, çoluk çocuğun ve kadınların başına dön, dediler, Hazreti Ebu Bekir Medine'ye dönünceye kadar da bu fikirlerinde ısrar ettiler, o da Halit bin Velid'i onların başına geçirerek kendisine şunları söyledi, Göçebelerden irtidat edip de zekatı vermek üzere dönüş yapmak isteyenlerden bunu kabul et ve onları serbest bırak, sonra da Medine'ye döndü.